arkadaşlar, bugün sizlerle MakerBot'un ilk görevini yerine getireceğiz. İlk görevimiz, yani 7 tane robot yapabiliyorduk bununla birlikte. İlk robotumuz engelden kaçan robot olacak. Bunun da kodlaması için ilk önce motorların kontrolünü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim bu MakerBot'umuzda 2 tane motor var. Şurada görüldüğü üzere motor 1 ve motor 2 olmak üzere isimlendirilmiş bunlar. Yani sol teker ve sağ teker olarak da kodlamada bakacağız. Bunlarda arkadaşlar ilk dersimizde ne yaptık? Kabloları rastgele olarak bağladık. Daha sonra da bunu kodlama esnasında düzelteceğiz dedik arkadaşlar. Şimdi kodlama esnasında bunu nasıl düzelteceğiz? Bir bakalım. İlk önce ne yapalım? Kablomuzu cihaza bağlıyoruz. Evet. Kablomuzu bağladık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kodlamaya geçeceğiz. Kodlama kısmında mBlock kullanacağız. O yüzden ilk önce kütüphanesini, yani MakerBot'un kütüphanesini mBlock'a eklememiz gerekiyor. Uzantılara gelerek uzantıları yönetliyorum ve kullanılabilir penceresindeyken buraya Makers yazıyorum. Makers yazdıktan sonra arkadaşlar 4 tane kütüphane geliyor önüme. Bunlardan iki tanesi Makers dükkanın kendi kütüphaneleri. Bir tanesi daha önce kullandığımız Scratch modülünün kütüphanesi. Bir de arkadaşlar Makers dükkan Arduino Robot Control diyor. Yani robot kontrol kartımızın kütüphanesi burada. Bizim burada görmüş olduğunuz kırmızı kartımız robot kontrol kartı. Şimdi bunu indir diyerek, bizde yüklü şu anda, indir diyerek ne yapıyoruz? Yüklüyoruz. Ardından robotlar sekmesine gelerek alt kısımdaki kütüphaneyi görüyoruz. Bu kütüphane arkadaşlar bizi birçok kod yığınından kurtarıyor. Bunlardan ilki şu şekilde bir tane bloğumuz var. Bizim sol ve sağ olmak üzere iki motorumu da buradan kontrol edebiliyorum. Bunların da hareketini, yani ileri, geri, duru buradan sağlayabiliyorum. Aynı zamanda da motorun hızını da ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Daha önce birçok kod kullanarak yazdığım işlemleri şimdi sadece tek bir blok altında yapıyorum. Şimdi ilk önce ne yapalım? Motorlarımızın kabloları doğru bağlantılı mı? Bunu kontrol edelim. Bunun için ilk önce Arduino programı bloğunu ekliyorum. Ve ardından kontrol altına gelerek sürekli tekrarla bloğunu ekliyorum. Bu ne yapacak arkadaşlar? Benim tekerleklerimi sürekli olarak döndürecek. Veya yaptığım işlemleri sürekli kontrol edecek. Ve ona göre de motorları çalıştıracak. İlk önce diyelim ki sol motor ileriye doğru dönsün. Hızı ne olsun? 250 olsun. Bir de kopyasını çıkartıyorum. Şu şekilde sağ motor yine aynı işlemi yapsın diyorum. Yani ben şu anda iki tekerimi de nasıl görmem gerekiyor? Ön tarafa doğru döner şekilde görmem gerekiyor ki kablo bağlantılarımın doğru olduğunu bileyim. Evet, kodlarımızı bu şekilde yazdık. Sağ tıklıyorum. Arduino'yu yüklediyorum arkadaşlar. Sağ tarafa kodlarımız geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi örneğin 3. pine ve 5. pine bağlı olduklarını görüyorum. Bir de diğer arkadaşlar ileri anlamına geliyor ve motorumuzun hızını da burada görüyoruz. Yani biz tek bir blok kullanarak pini, hızını ve yönünü belirtebiliyoruz. Şimdi Arduino'yu yükle diyerek kodlarımın Arduino karta yüklenmesini bekliyorum. Ardından tekerleklerimin yönünün doğru dönüp dönmediğini kontrol edeceğim. Eğer doğru dönüyorsa kablo bağlantılarım doğru demektir. Yanlış yöne dönüyorsa kablo bağlantılarımı düzeltmem gerekir. Bekleyelim bakalım kodlarımız kartımıza yüklensin. Dediğim gibi şu üzerindeki kablolar bu şekilde kontrol edilecek. Evet, Arduino kartımıza yüklenmek üzere. Şu an kartımıza yüklendi arkadaşlar. Birazcık güç zayıf geldiği için elle hareket yapıyorum. Şu an fark ettiyseniz bir tanesi şöyle elimi koyuyorum. Ne yapıyor? Beni geriye gönderiyor. Yani sol tekerim arkadaşlar geriye doğru dönüyor. Sağ tekerime baktığımda elimi ileriye doğru attırdığına göre, yani sağ tekerim ileriye dönüyor. Yani benim burada sağ tarafın kablosu doğruyken sol tarafın kablosu yanlış. Hemen ne yapacağım? Şu an kabloları şu şekilde söküyorum ve doğrusunu takıyorum. Kabloların yerini değiştiriyorum arkadaşlar.
İki kablonun yerini şu şekilde değiştirdim ve artık benim sol motorum da ne yapıyor? Şu şekilde ileriye doğru dönüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzerindeki kabloları bağladıktan sonra bu şekilde kod yardımıyla doğruluğunu kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Kodlarımızı düzenleyeceğiz ve bunu engelden kaçan araca dönüştüreceğiz. Bunun için ilk önce şuradan kablomu çıkartıyorum ki motorum dursun. Şimdi arkadaşlar, sol ve sağ tekerin kontrolünü sağladık. Ne yapacağız? HCSR04 modülü kullanarak engelden kaçan aracımızı yapacağız. Ön tarafta şu şekilde dörtlü pin yuvamız mevcut. Burada ne yazıyor? Yakından bakalım şöyle. Ne yazıyor? GND, Eco, Trik ve VCC. Bunların aynısı şu şekilde kartımızın üzerinde de yazıyor arkadaşlar. Yani pinleri birbirine eşdeğer gelecek şekilde ne yapıyoruz? Aracımızın üstüne, motor kartımızın üstüne yerleştiriyorum. Şu anda aracımız ne yapacak? Bu ultrasonik mesafe sensörü sayesinde önündeki engelleri ayırt edebilecek. Yani burada şu şekilde yaklaştığında ne yapacak? Mesafe sensörümdeki değer değişecek ve ben bu değere göre de kodlamamı yaparak aracımı engelden kaçan bir hale getireceğim. Şimdi ne yapalım? Kodlamaya tekrardan dönüyorum. Kapatıyoruz bunu. Şu içindeki kodları ilk başta silelim. Şimdi arkadaşlar, sürekli tekrarların içerisine bir tane değişken tanımlayacağım. Bir değişken tanımlıyorum. Ne olsun? Değişkenimizin ismi mesafe olsun. Mesafeyi tanımladık. Ve bunu sürekli tekrarların içerisine alıyorum. Ardından ne yapalım? Bu mesafenin içerisine bir değer ataması yapalım. Hangi değer olacak? Robotlara geliyorum. Kütüphaneme geldim buraya. Burada arkadaşlar ne var? Ultrasonik sensörden gelen uzaklık bilgisi var. Bunu aldık ve mesafe değişkenimin içerisine atadık. Yani şu anda benim bu kodum sürekli olarak ultrasonik sensörden gelen değeri okuyacak. Tabii ben kodlama yaparken bu hıza yetişemeyebilirim. O yüzden ne yapacağım? Kontrol altına gelerek birazcık, çok kısa bir süre bekleme sağlayacağım ki benim motorum, aracım bu süreler halinde devam etsin. Hemen tıklıyorum. 0,01 saniye bekliyorum. Artık ben değer okuma işlemini 0,01 saniyede yapacağım. Ardından aynısını kopyalıyorum, alt tarafa alıyorum. Şu şekilde siliyorum. Artık şurada ben okumamı yapayım. Ayrı bir yerde de ne yapayım? Hareket kodlarımı yazayım. Bir tane eğer ise alıyorum. Bir tane eğer ise aldık. Şimdi işlemlere gelerek bir tane küçüktür işlemi alıyorum. Artık ne yapacağım? Gelen değerin küçük veya büyük oluşuna göre ne yapacağız? Kodlarımızı yazacağız. Veri bloğa geldim. Mesafemi alıyorum arkadaşlar. Tabi burada yazacağınız değeri aracı kullanacağınız yere göre belirleyebilirsiniz. Benim şu an biraz sonra test edeceğim alanım küçük bir yer olduğu için ben mesafeyi çok yüksek girmeyeceğim. 10 olarak gireceğim arkadaşlar. Yani benim ultrasonik sensörden gelen değerim 10 birim ise, yani 10 santim ise ne yapacak? Bu santimin altına düştüğü anda, yani 9 santim, 8 santim gibi değerler aldığı anda ne yapacak? Beni geriye doğru itmesini istiyorum. Hemen alalım. Robotlara geliyorum. Çekelim bakalım. Burada arkadaşlar bir önce kullandığım bloğu aldım. Sol motor ne yapacak? Geriye doğru dönecek. Kullanacağım alan küçük olduğu için ne yapayım? En hızlı halinde kullanmayacağım bunu. 150 olarak kullanayım. Kopyalıyorum. Solu yaptık. Şimdi bir de sağ yapıyorum. Sağ motorda geriye doğru 150 milim hareket edecek. Yani 150 birimlik hareket edecek. Bu şekilde arkadaşlar geriye doğru gidişini sağladım. Ardından bu hareketi kaç saniye yapacağını belirtmem gerekiyor. O yüzden kontrole gidiyorum. 1 saniye ekleyi alıyorum. Tabi bunu 1 saniye kadar uzun bir süre yapmayayım. Ne yapalım? 0,5 olarak yapalım. Yani şu an
Benim mesafem, yani ultrasonik sensörden gelen değerim 10 santimin altına düştüğü anda ben 0,5 saniye geriye doğru hareket edeceğim. Kopyalıyorum aynısını, alt tarafına yapıştırıyorum. Geriye doğru geldikten sonra ne yapmam gerekiyor? Benim yönümü değiştirmem gerekiyor. Sağa veya sola olarak siz kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yapayım? Sağ tarafa doğru döndürmek istiyorum. O yüzden benim sol tekerim ileri doğru giderken sağ tekerimin geriye gitmesi gerekiyor ki aracım sağa dönsün. Evet, bu şekilde dönüşünü de sağlıyorum. Bu dönüş hareketleri ne kadar sürecek? Yine o da 0,5 saniye sürecek. Bu şekilde geriye gidip sağ tarafı döndükten sonra ne yapmasını istiyorum? Aracımın yine ileriye doğru devam etmesini istiyorum. Tabi bu şekilde yaptığımda önündeki engel kalkmış olacak. Yani benim mesafe değerim artık ondan daha büyük olacak. O yüzden bir tane daha eğer alıyorum. Yine sürekli tekrarların içindeyim. Buraya bir tane de büyüktür işareti ekliyorum. Artık mesafem ondan büyük ise diyeceğim. Eğer mesafem ondan büyükse, şu saniye beklemeyi atıyorum. İki motorum da ileriye doğru ne yapacak? 150 birimlik bir hareket yapacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde kodlarımı tamamladım. Tabi buraya araya ne yapabilirsiniz? Ondan küçük olduğu durumda birazcık beklesin. Daha sonra geriye gidip dönsün diyebilirsiniz. Şu şekilde bırakıyorum. Ufak tefek değişiklikler de yapabilirsiniz kodlarda. Şimdi kodlarımızı yazdık. Tekrardan ne yapayım arkadaşlar? Kablomu bağlıyorum. Tabi şu an tekerleri yere bırakmayacağım çünkü hala dönmeye devam ediyor. O yüzden bir elimle tutarken diğer elimle önce bağlandan kontrol edeceğim. Ben COM4 kullanıyorum şu anda. COM4'ü tıkladım. Ardından Arduino yükle diyerek yeni yazdığım kodların da Arduino karta yüklenmesini bekleyeceğim. Arduino kartı yüklendikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Testimizi yapacağız. Eğer doğru çalışıyorsa sorunumuz yok. Tabi arkadaşlar bazı hatalar olabiliyor. Bunlar neyden kaynaklı? Parçalardan kaynaklı olabiliyor. Hemen bakalım. Kodlarımızın yüklensin. Evet, kodlarımız Arduino kartımıza yüklendi. Şimdi kablomu çıkartıyorum. Artık benim altında bulunan pil yuvam sayesinde bağlantı olmadan da çalışacak. Şu şekilde aracımı birazcık geriye doğru bırakıyorum. Bakalım aracım düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Üstünde bulunan, şu şekilde baktığımda üstünde bulunan mavi buton benim elektriği sağladığım buton. Şu şekilde tıklayarak çalıştırıyorum. Robotum hareketini sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Ama motorum, şu şekilde bırakıyorum örneğin, düz gitmesi gerekirken birazcık arkadaşlar sağ tarafa doğru çektiriyor. Yani benim aracım şu an böyle düz gitmesi gerekirken ne yapıyor? Yavaştan sağ tarafa doğru yöneliyor. Bunun neden kaynaklı arkadaşlar? Dediğimiz gibi motorlardan kaynaklı olabilir. Yani motorların RPM'i farklı olabiliyor veya lastiklerden kaynaklı olabiliyor arkadaşlar veya bulunduğunuz zeminden de kaynaklı olabiliyor. Şu an bunu nasıl düzeltebilirim? Bunu kod yardımıyla düzeltebilirim. İlk önce ne yapalım? Kablomuzu tekrardan bağlamadan önce kodlarımıza geri dönüş yapıyorum. Benim aracım arkadaşlar ne yapıyor? Sağ tarafa doğru meyilli bir şekilde ilerliyor. Yani benim sol tekerim sağ tekerime göre daha hızlı dönüyor. Yani benim ne yapmam gerekiyor? Kodlar içerisinde sol tekeri bir tık daha yavaş döndürürsem benim aracımın düz gitmesini sağlayacak. O yüzden sağ teker 150'de kalırken sol tekeri 125 olarak değiştiriyorum. Tabi bunu bütün kodlarımda yapacağım. Sol teker 125 olacak. Burada da sol teker 125 olacak arkadaşlar. Şimdi tekrardan kablomu bağlayacağım.
ve kodlarımı son kez Arduino kartıma yükleyeceğim. Arduino'ya yükle diyerek kodlarımın karta yüklenmesini sağlıyorum. Karta yüklendikten sonra son bir testimizi yapacağız. Bu sefer doğru gidecek. O yüzden arkadaşlar son halini görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, karta kodlarımız yüklendi. Şimdi kablodan çıkartıyorum ve ne yapacağız? Kodları çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Evet arkadaşlar, aracımız şu an teste hazır. Üzerindeki mavi butona tıklayarak aracımın çalışmasını başlatıyorum. Gördüğünüz gibi aracım artık düz olarak yoluna devam ediyor ve engellere geldiğinde bu şekilde gördüğünüz gibi sağ tarafa dönerek yeniden yola devam ediyor arkadaşlar. Bunu kodlamasını ve bağlantılarını yaparak birlikte yaptık. Gelecek derslerde arkadaşlar sırasıyla diğer robotların da yapımını işleyeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.